Akar, ev yemeklerine talebin yoğun olduğunu fakat artan maliyetlerden dolayı Ocak ayından sonra fiyatlara güncelleme getirerek fiyat artışı yapacaklarını söyledi. İsmim Nuriye Akar. Aknur Ev Yemekleri sahibiyim. İknur Hanım, şu anda ev yemekleri yapıyorsunuz burada. Aynı zamanda okula da çok yakın. Talep nasıl ev yemeklerine? Bir boşluk olduğunu anladım zaten. Okuldan ve çevreden talep bayağı var. İsteklere yetişmeye çalışıyoruz şu anda. Peki şu anda piyasa nasıl? Siz bunları yaparken girdi çıktı maliyetlerini sizi nasıl etkiliyor? Yani bundan bir ay öncesine kadar iyiydi ama şu bir aydır fiyatların güncellenmesi bizi de zor duruma sokmaya başladı. Bunu müşteriye ve öğrenciye yansıtmak biraz zor ama Ocak ayından sonra mecburen biz de yansıtacağız. Yani piyasaya göre bizim burası daha uygun. Ne tür yemekler yapıyorsunuz burada? Ev yemekleri lezzetinde hani daha çok doğaçlama bir menü hazırlıyoruz. Biraz da hani kendi mutfağında pişen yemek tadında biraz yöresel katıyoruz. Hizmet sektöründeki sıkıntılarınız nelerdir? Hizmet sektöründeki sıkıntılar tamamıyla işte maliyetlerin artışı. Başka da yok. Fast foodlara göre ev yemeklerine talep nasıl? Yani çocuklar eğer ki yemeyecekleri bir pırasa, ıspanağı biz bunu farklı bir şekilde yemeğin içine koyarsak onlar da fark etmeden yiyebiliyorlar. Tabii ki ilk başta gelip bakıyorlar menü nasıl. Hemen bir fast food'a dönme eğilimine giriyorlar ama biz onu cazip hale getirip işte şu şöyledir, bu güzeldir deyip tadıyorlar. Ve şu anda da yaklaşık 30-35 tane kayıtlı öğrencimiz var tercihleri ev yemekleri. Hizmet verdiğiniz sektörler hangileridir? Okula yakın olduğumuz için öncelikli öğrenciler, tabii ki dışarı esnaf da var. Oralara da hizmet veriyoruz. Onların talepleri ayrı oluyor, öğrencinin talepleri ayrı. Herkesin talebine göre burada işte 3-4 çeşit, 5 çeşit bazen yemek çıkarabiliyoruz. Şu anda memnunlar. Hani 1,5 yıldır hizmet verdiğim yerler, kurumlar aynen devam etmekte. Çünkü lezzette ev yemeği her gün hazır ekmek arası döner yemektense buranın çorbası, buranın yemeğini tercih ediyorlar. Siz de kendi işletmenizi kurdunuz. Kendi evinize kendi desteğinizi sağlıyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Kadın girişimci olarak. Kadın girişimci olarak evet çok mutluyum. 27 yıllık bir memuriyetten sonra, emekli olduktan sonra böyle bir şeye girdim. Kendi 4 çocuğum var. Onları da göz önünde bulundurarak hani herkes bu ev yemeğine, sıcak yemeğe alışsın istedim. Bunu da yakaladım 1,5 yıldır. Kadın girişimci olarak da yani bünyemde 10 tane elemanı çalıştırmak, onlara bir istihdam sağlamak beni çok tabii ki mutlu ediyor. Çok güzel.